Elbaşı köyünde Pınarbaşı mevkiindeyiz ve gürül gürül akan buz gibi suyun hemen başındayız. Buraya gelen vatandaşlar buz gibi suyun hemen kenarında pikniklerini yapıyor. Buz gibi suda ise kavunlarını ve karpuzlarını soğutuyor. Deyim yerinde ise doğal bir buzdolabı. Şimdi sizler için suyu ayaklarımızı sokacağız. Bakalım su ne kadar soğuk, bunu hep birlikte deneyimleyeceğiz. Şöyle buz gibi suyun başındayız. Suyun soğukluğunu buradan hissedebiliyoruz ve ayaklarımızı da şöyle serin sulara bırakıyoruz. Bizim için de kısa bir dinlenme molası. Buraları görmek isteyenler içinse güzel bir deneyim olacak. Böyle düşünüyoruz. Tertemiz su doğal kaynaktan çıkıyor ve buradaki tarlaların sulamasında kullanılıyor. Şu anda Elbaşı köyünün girişindeyiz ve yolun kenarında otlayan hayvanları ve küçük bir çoban kardeşimizi gördük. Nasılsın? İyiyim abi, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Otur biz de oturalım senin yanına. Nasıl geçiyor burada zaman? İyi geçiyor abi. Uğraşıp duruyoruz işte, malları yayıyoruz, otlatıyoruz, kireve götürüyoruz, suluyoruz, bağlıyoruz. Kaç yaşındasın? 15 yaşındayım. Peki nasıl geçiyor burada zaman? 15 yaşındaki bir çocuk, bir genç neler yapıyor? Burada mallarla uğraşıyoruz. Mallar seviyoruz. Öyle. Vakit geçiyor. Aynen öyle. Sevmeyi biliyorsan geçiyor zaman, yoksa geçmez. Bünya'nın Elbaşı köyündeyiz ve şu anda bu köyde hemen hemen her evin altında bulunan mahzenlerin bir tanesinin içindeyiz. Burada yaşayan köy halkı gerek kendi imkanlarla açtığı bu mahzenlerde, gerekse bizlerden önce uygarlıkların yaşadığı ve onların doğal yollarla yaptığı mahzenlerde gıdalarını saklıyor. Haziran ayında olmamıza rağmen içerideki sıcaklık oldukça düşük. İşte bu soğuk havada aslında gıdaların ilk günkü gibi bozulmadan ve taze bir şekilde sofralarına ulaşmasını sağlıyor. Elbaşı kasabasının tüm altı inlerle kaplı, birbirine bağlı. Oradaki yollar tırızık deriz onlara, dehliz deniyor. Onlarla birbirine bağlı. Biz de buralara peynir, salça, efendim turşu, patates gibi maddelerimiz var. Haziran ayı gelmesine rağmen patates aynı canlılığıyla duruyor. Aynı doğallığıyla. Sofralarınıza geliyor. Oldukça soğuk bir hava hakim burada. Yaz günü soğuk, kış günü sıcak olur. Tersine hani fizik kanunu var ya, yer altına indikçe ısınacağı yerde. Bura yer altına geçtikçe ne yapıyor? Kışın sıcak, yazın soğuk oluyor. Artık mevsimi de geldi bunların. Aslında toprağa düşmesi lazım ama çillenmiş patates. Yine de yiyoruz biz bunu. Böyle siyahlaşma falan olmaz bunu. Kayseri'nin Elbaşı köyünde Fatih İlhan ve atı Yıldız'la birlikte dört nala nasıl gidilir bunu izledik. Bizler de kendilerini drone'umuzla takip ettik. Fatih Bey, köydeki gençlerin atlara karşı ilgisinin her geçen gün bir noktada daha arttığını söyledi ve Elbaşı'na geldiğiniz takdirde buradaki vatandaşlar da sizlere atları bindirerek bu eşsiz doğa lezzetini bir kez daha gözlerinizin önüne sunuyor. Ben 9 yaşından bu yana biniyorum. Hevesim hala sürmekte. Yıllardır binerim buna. Şimdi gençlerden bayağı bir 10-15 tane at oldu şu anda. Var yani. Peki dışarıdan, Kayseri'den veya çevre illerden Elbaşı'ya geldiğimizde burada atlara binebiliyor muyuz? Böyle bir tesisiniz burada mevcut mu? Herhangi böyle bir tesis yok da yalnız işte köylüler kim olursa olsun geldiğinizde yani yok demez. Misafir geldiğinde verirler yani, bindirirler. Yani burada atlarla doğa sporları yapabiliyoruz. Atlarla bağ evlerine, buradaki mesire alanında bir gezinti yapabiliyoruz. Evet. Misafirperverliğinizden dolayı. Evet, doğrudur. Siz ne zaman gelirseniz gelin, ben hazırım. Bindiririm. Elbaşı köyünün tarihi mezarlığındayız. Burası öylesine eşsiz bir mezarlık ki Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki komutanların mezarları yer alıyor. İşte yanımızda görmüş olduğunuz bir mezar kılıç işareti var ve burada Osmanlıca yazılar yazıyor. Tahminlere göre, tarihçilerin bizlere aktardığı bilgilere göre Osmanlı döneminde buralarda görev yapmış komutanların mezarları olduğu söyleniyor ve bunun yanında tabii ki Selçuklu döneminde de yine burada memur olarak çalışmış insanların mezarları da yine bu tarihi mezarlıkta bulunuyor. Bir diğer mezara gittiğimizde yine oldukça eski bir mezar olduğunu görüyoruz. Yine taşları büyük ölçüde kırılmış ama öyle zannediyorum ki ilk yapıldığında her biri tepesinde kılıç olan bir şekle
göre yapılmış ve tabii ki de komutanların mezarlarını temsil ediyor. Yine burada bir başka mezarımız var. Bu da kubbe şeklinde bir mezar. Bilemiyoruz, belki bir hocanın, bir evliyanın mezarı da olabilir. Fakat burası şu anda biraz atıl durumda. Çok fazla da bir bakım olduğu söylenemez. Elbaşının tarihi dokusunu köyün mezarlığından bile ne kadar eski olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet, burada görmüş olduğumuz bir başka mezarda ise üzerinde ok, yay, kılıç, kalkan ve kama işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Kameraman arkadaşım Musa'dan rica ediyorum göstermesini. Hemen mezarın arka tarafında bir başka mezar taşına geçtiğimizde ise yine farklı figürlerin burada olduğunu görüyoruz. Fincanı andıran bir görüntü, anahtarı, çay kaşığını andıran bir görüntü ve bir de sürahiyi andıran bir figür resmedilmiş bu mezar taşında da. İşte görüyorsunuz, eski dönemin mezar taşlarının bile ne kadar estetik yapıda yapıldığını hep birlikte bir kez daha burada Elbaşı köyünde sizlerin gözleri önüne sermiş olduk. Yine ön tarafında kılıç ve kalkan bulunan mezarın arka yüzünde ise yine bir sürahi, bir çay kaşığı ve diğer tarafında ise fincanlarla kaplı olduğunu görebiliyoruz. Geçmiş dönem insanları sanata, sanatçıya ve estetiğe ne kadar büyük önem veriyor buradan bir kez daha görüyoruz. Ve tabii ki de Elbaşı köyüne geldiğinizde hiç kuşku yok ki bu tarihi mezarlık, tarihimizi anlamak, geçmişimizi bilmek için uğramamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Buranın bitki örtüsü arıcılığa, bal yapmaya müsait olduğu için Türkiye'nin dört bir yanından arıcılar Bünyan'ın Elbaşı köyüne gelerek bal üretimi yapıyor. Bünyan Elbaşı'na gelen misafirler burada arıcılık yapan vatandaşları ziyaret ederek kovanlarından doğal balı temin edebilirler. Bizler de biraz sonra tadacağız. Bakalım Bünyan Elbaşı'nın balı ne kadar lezzetli. Evet, Muhsin Bey ile birlikteyiz. Balı çıkarttı ve Bünyan Elbaşı'nın tarım arazilerinden, çiçeklerinden elde edilen balımızı tadacağız. Alanların memnun olduğunu söyledi. Bal renginden, kıvamından da zaten ne kadar doğal olduğunu gösteriyor. Sizler için tadıyorum. Oldukça güzel. Çok güzel. Damakta haz bırakan bir tat evet, var. Damakta evet. Alanlar hep onu damak tadına bakaraktan alıyorlar. Memnun oluyorlar. Hepsi de aynı. Oldukça güzel. Güzel. Bu yılda yeniden aynı mahsulü, bu kadar kaliteli bir mahsulü almayı hedefliyorum. Aynı böyle elde etmek istiyorum zaten. Hiçbir şey katkı koymadan içerisine aynı mahsulü elde etmek istiyorum. Çünkü gelenler memnun olduğu için bir daha tercih ediyorlar. Elbaşı köyünü gezmeye devam ediyoruz ve Elbaşı köyünün tavuklarının leziz yumurtalarını alacağız. İşte tavuk şu anda bizden kaçıyor ve görmüş olduğunuz gibi doğal, taze, daha henüz yeni yumurtlamış, yumurta bile inanın sıcacık. 15 tane tavuğum var, 15-20 tane günlük, 10-12 tane yumurta alıyorum günlük. 5-6 tane horozumuz var, çok leziz, günlük her gün yumurtlarlar kış gelene kadar. Vatandaşlarımızın sıcak ve taze süte ulaşmaları için köydeki vatandaşlarımız da süt sağım işlemini gerçekleştiriyor. Evet, bunlar günlük sabah akşam makineyle de sağılır. Sütçü gelir sabah bir alır, akşam bir alır, köyümüze iki sef gelir. Günlük ortalama bir inekten 15 kilo 20 kilo falan süt alıyoruz, taze süt. Peki köyünüze ziyaret amaçlı gelen vatandaşlar da bu süte ulaşabiliyorlar mı? Sizlerden temin edebiliyorlar mı? Ama dikkat edelim. Evet, sizden de temin edebilirler. Gelen vatandaşlara her zaman kapımız açıktır, veririz, tadına bakarlar. Bünyan Elbaşı'na gelen vatandaşlar burada süt sağım merkezi olan evlerden taze, soğuk ve doğal sütlerini satın alabilirler. Hocam, sütünüz soğuk buz gibi az önce sağım makinesinden çıktı. Bu süt hakkında vatandaşlara neler söyleyebiliriz? Buraya gelen yerli ve yabancı turistler bu sütü nasıl temin edebilirler? Geldiği zaman aile işletmelerine varıp aile işletmelerinde bulunan insanlardan sütleri alabilirler. Soğuk, taze. Bizim soğuk ve taze sütümüz var. Hatta ben içeyim biraz, bakın bir tane. Nefis. Eğer pişmiş olsa daha güzel olacak. Elbaşı köyünde gezintimiz devam ediyor ve Taliha teyzemizle birlikteyiz. Mis gibi fırından çıkmış sıcak ekmekleri biraz sonra soframıza taşıyacaklar ve işte görmüş olduğunuz gibi mahzenlerden saklanan peynir buralara getiriliyor ve ilk günkü tazeliğiyle buz gibi şekilde servis edilerek sofralardaki yerini alıyor. Köy ekmeği yapacağız biraz sonra sizlerle birlikte. Nasıl yapılıyor? Peynirli köy ekmeği olacak. Nasıl yapılıyor köy ekmeği? Küpten çıkardığımız peyniri içine domates, biber falan da isteğe göre yapıyoruz. Yok böyle sade isterlerse sade de yapıyoruz. Çok güzel, lezzetli, afiyet olsun.
Evet, sıcak sıcak köy ekmeklerimiz hazır Talia teyzemizin ellerinden. Şu anda inanın bana zor tutuyorum. Hem lezzetli hem sıcak. Hem sıcak olduğu için zor tutuyorum. Hem de bu lezzeti yememek için. İzninizle hemen şöyle ortadan bölelim. Tam da ortadan olmadı ama işte görüyorsunuz mis gibi köy peyniriyle, tazecik mahzenden çıkan köy peyniriyle sıcacık bir köy ekmeği. Hemen bir lokma ağzımıza atalım. Kameraman arkadaşım Musa'nın da ben buradan böyle artık bana da ver dediği gözlerle beni izlediğini görebiliyorum. Bunu da Musa için yiyeyim o zaman. Oldukça lezzetli. Bu lezzeti Kayseri'nin Büyüyen ilçesindeki Elbaşı köyünde siz de tadabilirsiniz. Evet, Kayseri denince akla gelen ilk lezzet hiç kuşkusuz ki mantı. Bizler de Elbaşı köyünde mantı yapımına eşlik edeceğiz. Hamarat Kezban ablamız ekmeğini yaptı. Ekmeği sıcak sıcak çıkarttı, yedik. Sırada mantısı var. Nasıl yapılıyor mantı? Mantıyı ilk önce yumurtayla, su ve tuzla, unla yoğurduk. İki beze yaptık. Patatesli mantımız biraz büyük olacak. Kayseri mantısı küçük olduğu için bu biraz daha büyük ve doyurucu olacak. Bunun bir ismi var mı? Bunun ismi patatesli mantı. Haluşta diyorlar. Bizim burada patatesli mantı diye geçer. Elbaşı'nın lezzetlerinden bir diğeri de herhalde. Haluç mu diyelim öyleyse bizde? Haluç. Haluç. Evet.